Tam da yerini aldım yani. Değiştirmeye çalıştım. İsim geçince biz bizim için akan sular dolduğu için bize hiç. Hayırtaştan dolayı gidermiş. Hasta yerine koyuyor. Demekle kapanmış konu. Ya öyledir o. Ya bir adam gece gündüz uyumasa o kadar kitap yazamaz. Gidiyor. Doğu ve Güneydoğu vilayetlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bizim için çok müstesna bir yere sahip olan Ahlat ilçemize gelmiş bulunmaktayız. Türk dünyası ve İslam alemi bakımından çok önemli bir ören yeri olan şehit kabirlerinin bulunduğu bu Selçuklu mezarlığı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin ifadesiyle Anadolu'nun kapısı, Türklüğün tapusudur. Tabii buradaki dikili taşlar Orta Asya'da, Türkistan'da balbal olarak ifade edilen taşların İslam anlayışıyla bezenmiş halidir. Türkler taşı oyup ona tapmayan tek millettir. Bugün farklı inançlara mensup olan tüm dinler bir dönem taşa tapıp puta tapmışken Türkler o dönemlerde de göğe bakıyorlardı. Buradaki mezarlık, buradaki ören yeri de bunun en önemli ifadesidir, en önemli işaretidir. Biz 1000 yıldır buradayız. Allah nasip ederse sonsuza kadar da burada olacağız. Hoca Ahmet Yesevi'nin yine talebelerinin 110 tanesinin burada olduğu ifade ediliyor. Bugün de Ülke Ocakları Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağının bugünkü ateşinin yandığı yerdir. Hoca Ahmet Yesevi'nin alperenleri, gazi dervişleri Ülke Ocakları'nda yaşamaktadır. Yaşamaya da Allah'ın izniyle devam edecektir. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı burada bir tesis yapma kararı almıştır. Tabii tarihi öneme haiz bir yer olması adına önemlidir. Burayı Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte işletecekler. Gençlerimiz de gelip burayı göreceklerdir. Türkiye'deki tüm gençlerin, tüm Türk gençliğinin bu güzide yerleri görmeleri bu bakımdan çok anlamlı ve önemlidir. Yine Malazgirt, yine bölgeye yakın Muş ilimizde. Bununla birlikte orada da yapılacak olan yine böyle bir tesis, tarih şuuru anlamında, tarihin anlamlanması ve anlamlandırılması anlamında, bir şuur haline dönüşmesi anlamında çok önemli bir çalışmadır. İnşallah bir an önce bu çalışmada hayata geçmesini ümit ediyoruz. Gelsin gelsin hocamıza gelin. Burada bir şey alalım, resim alalım istiyorsan. Başlayalım. Aynen, öğrenseydim.